Paranormalizm kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Paranormalizm kanalından Sait Gülüm. Bu hafta sizlerle birlikte her yeni yılın başında tekrar tekrar gündeme getirilen bir kâhini inceleyeceğiz. Kâhinimizin ismi Baba Vanga. Baba Vanga'yı birçok kez duydunuz, birçok kez hayatını dinlediniz ama biz biraz daha farklı bir şekilde ele almaya çalışacağız bu konuyu. Hadi hep birlikte videonun tadını çıkaralım. Lütfen sen de dostum arkana yaslan ve videoyu seyret al. Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Milyonlarca insan Baba Vanga'nın kehanetlerini nasıl dinledi, ona nasıl inandı? Bu videoda bunu biraz konu almak istiyorum. Ama öncelikle Baba Vanga kimdir, hayatında neler yaşamıştır, onu bu noktaya getiren dönüm noktası nedir, ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Baba Vanga Osmanlı İmparatorluğu'nda bugünkü Makedonya sınırları içerisinde doğmuştur. Doğduğunda bir prematüre bebekti ve yaşayıp yaşamayacağı konuşuluyordu. Fakat Baba Vanga kehanetlerini bizlere anlatmak için hayata sımsıkı tutundu ve yaşadı. Baba Vanga'nın babası 1. Dünya Savaşı döneminde Bulgar ordusu içerisinde bulunan bir Makedon örgütünün aktivistiydi. Annesi daha çok gençken hayatını kaybettiği için Baba Vanga'yı komşuları büyüttü. Baba Vanga'nın hayatındaki dönüm noktası ise bir kasırga oldu ve bu kasırga o zamanki meteorolojik kayıtlarla doğrulanmadı. Yani Baba Vanga'nın hayatının dönüm noktası olan kasırga yalan olabilir. Baba Vanga'yı bu kasırga 2 kilometre ileriye fırlatmıştır ve Baba Vanga'yı bulduklarında gözlerin içi kum ve çakıl taşlarıyla doludur. O dönemki şartlar ve o dönem Baba Vanga'nın hayatındaki o maddi eksiklikten dolayı ufak çaplı operasyonlar geçirmiştir fakat görme yetisini bir türlü geri kazanamamıştır. 1925 yılına geldiğimizde Zermun kentinde Köler Okulu'na gönderilen Baba Vanga orada 3 yıl geçirmiştir. Bu süre zarfında Braille okumasını öğrenmiş, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek ve temizlik işleri de yapmıştır. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için tekrar eve dönmüştür. Ailesi maddi olarak çok zayıftır ve bütün gün Baba Vanga çalışmak zorunda kalmıştır. Baba Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı fakat yıl 1939 olduğunda piroroziye yakalandı. Doktoru onun öleceğini öngördü. Fakat Baba Vanga yine ölmedi ve yine hayatta sımsıkı tutuldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarına geldiğimizde Baba Vanga'nın misafirleri biraz daha artmıştı. Savaşa giden akrabalarını, yakınlarını ziyaret eden insanlar onlar hakkında bilgi almak için Baba Vanga'nın yanına geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı 3. Boris de kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga Dimitrav Guşterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitrav ve Vanga çifti Petriç'e taşındılar. Dimitrav Bulgar ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Kuzey Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizmin içine düştü ve bundan dolayı hayatını kaybetti. Baba Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden hayatını kaybetti. Cenazesine birçok devlet adamı ve büyük kalabalıklar katıldı. Baba Vanga'nın bilinen en önemli kehanetlerinden bir tanesi Gandhi'nin ölümüdür. 11 Eylül saldırıları ve Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağı da bu kehanetler içerisine dahildir. Tabii bunlar en ünlü olanları. Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kehaneti ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neşka Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı. Açık yığın sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındaki Robeva, Baba Vanga onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana "Neşka, koronavirüs hepimizin üzerinde olacak" demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarca'da koruma anlamına gelmekte. Baba Vanga'nın 2021 yılı ile ilgili kehaneti dünyanın yörüngesinde hafif bir kayma olacağı yönünde. 2025 yılına geldiğimizde Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var. 2028 yılında yeni bir enerji keşfediliyor. Dünyada açlık azalıyor. Venüs'e insanlı araç gönderiyoruz. 2033 yılına geldiğimizde kutuplardaki buzullar tamamen eriyor ve okyanusların seviyesi yükseliyor. 2043, dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor. 2046, tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi udavi yöntemi haline geliyor. 2066, Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor. Klimatik bir silah, ani ısı düşüşü oluyor. 2076, komünizm yeniden lider. 2084, doğa yenileniyor.
2088. Yeni bir hastalık çıkıyor. İnsanlar birkaç saniye içerisinde yaşlanıyor. 2097. Bu hastalığa çare bulunuyor. 2100. Yapay bir güneş dünyanın gölgede kalan tarafını aydınlatıyor. 2111. İnsanlar robotlara dönüştürülüyor. 2123. Küçük devletler arası savaş. 2125. Uzaydan sinyal alınıyor. 2130. Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşturulmakta. 2164. Hayvanlar yarı insana dönüştürüldü. 2167. Yeni din. 2170. Büyük kuraklık. 2183. Mars'taki koloni dünyadan bağımsızlık talep ediyor. 2187. İki büyük volkanın patlaması durduruldu. 2195. Sualtı kolonilerinin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor. 2196. Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışan ırkı yeni bir ırk oluşturdu. 2201. Güneşte termonükleer patlamalar yavaşladı. Sıcaklık düşüyor. 2221. Evrende başka hayat arayışı insanları iyi olmayanlarla tanıştırdı. 2256. Tehlikeli bir uzay gemisi dünyaya iniyor. 2262. Dünyanın yörüngesi kaymaya devam ediyor. 2271. Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplandı. 2273. Beyaz, siyah ve sarı karıştı. Meydana yeni bir ırk geldi. 2279. Yoktan vakum enerji bulundu. Belki de kara delik. 2288. Zaman yolculukları uzaylılarla yeni bir temas gerçekleşti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, eğer hoşunuza gitmediyse beğenmemeyi ihmal etmeyin. Bizler Discord sunucumuzda sizleri bekliyor olacağız. Lütfen oraya da gelin ve birlikte güzelce oyunlar oynayıp sohbet muhabbet edelim. Bunun yanı sıra Virüsem 2 filmine destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak filme isminizi yazdırabilir, bizlere destek çıkabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Salı günü saat 19'da görüşmek üzere.